أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Evet arkadaşlar, dersimiz sarf. Arap dilinin kelimelerinin yapılarını görüyoruz. Arap dilindeki kelimelerin biçimiyle ilgili olarak söylemiştik ki Arapça bükümlü bir dildir. Yapım ve çekim ekleridir demiştik. Emsile-i muhtelife dediğimiz yapım ekleriydi. Bunları görmüştük. Ben buraya bu şekilde yazdım. Siz de bakabilirsiniz. Bu kırmızı olarak işaretlediklerimiz hepsi yapım ekidir. Yani yeni bir kelime türetmekte kullanılır. 24 tanesini bunlardan görmüş olduk. Tabii hepsi bu kadar değil Arap dilinde. Daha çok kelime türetiliyor. Ondan sonra çekim ekleri dediğimiz emsile-i muttalife'ye geçmiştir. Yani muttalif. Çekim ekleri neydi? Bir kelimeyi türettikten sonra onu belirli kişilere isnat etmek için kullanmış olduğumuz eklere, işte bana, sana, bize, efendim, isnat etmekte kullandığımız eklere de çekim ekleri diyorduk. Burada 24 farklı kelime görmüştük. Şimdi tek tek bu 24 farklı kelimenin aldığı eklerini alıyorduk. Görüyorduk. Şöyle ekranı ben kapatmayayım. Biraz daha şöyle gideyim. Evet, yapım eklerini gördük onları. 24 kelimede. Tabii daha fazlasını da göreceğiz. Dediğimiz gibi bina kitabına geçtim. Bunlar sadece 3 harfli kelimelerin yapım ekleridir. 4 harfli, 5 harfli, 6 harfli kelimeler nasıl yapılır? Yapılırken oraya işte çeşitli harfler ziyade edeceğiz. Onlar da yapım eklerinden olacak. Çekim eklerinde arkadaşlar mavi renkle gösterdi. Çekim ekleri hep fiilin sonuna gelir. Yapım ekleri sonuna gelebilir, başına gelebilir, ortasına gelebilir arkadaşlar. Çekim eklerinden bir tanesi ilk gördüğümüz el-fi'lül mâzî, geçmiş zamanı. Hatırlarsanız geçtiğimiz derste bunu gördük. Birinci olarak bu. Birincisi fiil-i mâzîdir. Fiil-i mâzînin çekim eklerini görmüştük. O yüzden tekrar etmiyorum. Şöyle yavaş yavaş ekranı kaydırıyorum ki mavi olanlar çekim ekleridir. Bunları geçen dersimizden gördük, tekrar etmiyorum. Ondan sonra fiil-i muzari'ye geçmiştik. Fiil-i muzari Arap dilinde şimdiki zaman ve gelecek zamanı içerir demiştik. Buna fiil-i muzari' denmesi, benzeyen fiil, ismi faile benzer. Nitekim ismi faile çekerken de gördük. Çekim ekleri bunların neden arkadaşlar? Birbirine çok benzemekte. Benzeşmelerin sebepleri var. Bunları nahivde anlatacağız. Şimdi değil. Burada görüyorsunuz fiil-i muzari'nin çekim ekleri. Yapım ekleri kırmızı harftedir. Çekim ekleri mavi harftedir arkadaşlar. İşte müfredi nasıldır? Tesniyesi. Müfred birdi, tesniye. İki, cemi çoğul demektir. Üç ve daha fazlası için bu kullanılırdı. Erkeklerde vavnundu, değil mi? Kadınlarda sadece nundu. Tesniyelerde hepsinde neydi arkadaşlar? Elif nundu. Bunları söylemiştik. Müfred müennes mukataba dediğimiz, yani mukatap kadın için kullanılan mukataba yağısı. Fensuri ve oradaki yağdır. En suru zaten orada çekim eki yok. Tamamen yapım eki var. Ondan sonra mastara geçmiştik arkadaşlar. Mastarda normalde demiştik ki mastarlar sadece yapılan işe delalet ettiğinden oradan olduğu bir fail veya bir zaman yoktur. Fiilin de çekimi kime göre olur? Kişilere, yani faillere göre olur. Mastarda fail olmadığı için mastarda çekim söz konusu değildir demiştik. Ama mastardan mastar binayi merre, yani adem kastedilirse. Mastar binayi merre, yani keyfiyet kastedilirse, işte bir defa, iki defa yaptığını veya birkaç çeşit yaptığını ifade etmek istersen bu durumda mastarlarını çekilebileceğini söylemiştik. Onun çekiminin nasrun, nasran, nasarat şeklinde olduğunu söylemiştik. Ondan sonra dördüncü kalıbımıza geçmiştik. İsmi fail kalıbıydı. İsmi fail kalıbı işi yapan kişiye verilen isim arkadaşlar. Faile verilen sıfat bir isimdir. İsimler yalın isimler olabilir. İşte masa, sandalye, bilgisayar bunlar efendim, yalın isimlerdir, herhangi bir sıfat manası ifade etmez. Ama işte nasır, mensur, yardım eden, yardım gören, bunlar da işte sıfat isimleridir. İsmi failin çekim eklerini göstermiştik. Nasırun nasirani, nasirune. Yine aynı fiil-i muzarda olduğu gibi yansur, yansurani, yansurune. Bu da nasirun nasirani, nasirune demiştik. Vavla nun demiştik ki sadece isimlerde nerede kullanılır? Cemi, müzekker, akil olanlarda kullanılır demiştik. Yani cemi olacaktır, müzekker erkek olacaktır ve akil akıl sahibi olacaktır demiştik. Evet.
Nasır'ın kendisi. Bir de demiş, evet bu cemilere arkadaşlar, vavla, nunla, cemilere, cemilere de cemi musahha, sahih cemiler. Yani kelimenin aslı bozulmadan yapılın. Bakın aslı nasirundur. Nasirunu bozmadan ne yapıyoruz? Sonuna vav, nun eklemek suretiyle aslını bozmadan yaptığımız için buna cem-i musahha, Türkçe olarak kurallı cemi diyebiliriz. Bir de kuralsız cemiler var. Cemi mükesser, kırılmış cemiler. Burada arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Asıl, bakın nasirunu bozduk. Ne yaptık? Nussarun yaptık, nussarun yaptık, nasarun yaptık. Burada kelimenin aslı olan nasirun bozulduğu için, kırıldığı için burada cem içinde bu vezi, buna deniyor cem-i mükesser, kırık cemiler, Türkçe olarak da kuralsız cemiler diyebiliriz. Bunlar sadece bu kadar değil demiştim, birkaç tane daha var. Bunlar Arap dilinde kullanılan mükesser cem-i kalıplardır. Şunlar kurallıdır. O yüzden böyle sıfat isimlerinin arkadaşlar hepsinin sonuna vav ve nun getirmek için ne yapabilirsiniz? Cemi yapabilirsiniz. Ancak böyle nussarın, nussarın, nasaratın şeklinde yapabilmeniz için bunları muhakkak kimden duymuş olmanız lazım? Araplardan duymuş olmanız lazım. Arap bunu her yerde kullanmamış olabilir. Bunu görmüştük. Müennes yapacağımız zaman, yani bayana delalet edeceği zaman da ismi fail, arkadaşlar sonuna getirdik. T getirdik. Nasaratun. Bu T ile fiile gelen nasarat arasındaki T, aklındaki fark neydi? Fiillere gelen T'ler açık şekilde yazılır demiştik, hatırlarsanız. Şöyle yazılır arkadaşlar. Bakın şimdi oraya yazdım. Bu fiili mazi olsaydı nasarat böyle açık olacaktı. Eğer isim ortasına gelir, nasarat tüm şeklinde yuvarlak kapalı T gelir. Bunun Kur'an'da istisnai yazılımları olduğunu söylemiştik. Kur'an'da isim olduğu halde sonuna açık olarak gelinen T'ler vardır ama iki hat vardır ki bunlara kıyas olunmaz. Hatta lila yukas aleyhima el-Kur'an ve şi'ru. Şiir ve Kur'an hatlarına kadar olmaz. Kıyas yapılmaz. Yani oradaki efendim yazım şekli ne anlamaz? Ölçü olarak anlamaz. O yüzden isimlerin sonuna ta getireceğiniz zaman yuvarlak ta olacaktır. Fiillerin sonuna ta getireceğiniz zaman da bu ta nasıl bir ta olacaktır? Açık ta olacaktır. Evet. Nasiratun ismi failden müennes. Nasiratun neydi? İsmi fail, müfret, müennes manası yardım edici bir bayan demektir. Nasiratani tesniye yaparken arkadaşlar her zaman ne getirdik? Elif. Yani Arap dilinde muhakkak kesin bir kuraldır. Genel geçer bir kuraldır. Herhangi bir fiili veya ismi tesniye, yani iki kişiye delalet edecek şekilde çekmek istiyorsanız muhakkak ne getirsiniz sonra? Bir tane elif getirsiniz. Burada zaten müennes olduğu için bir ta vardı. Ondan sonra ne yaptık? Bir elif getirdik. Bir de isimlerde ve fiil muzadene geliyordu. Nun geliyordu. O yüzden ne oldu? Nasiretani işte ismi fail. Tesniye müennes manası yardım eden, yardım edici iki tane kadın demek. Nasiratun arkadaşlar. Elif, ta'lı, cemi. Bu da arkadaşlar cemi müennesleri musahhafadır. Cemi müzekkerlerin musahhafları nereye gelir? Musahhafları vav nunla gelir. Fiillerde zaten hep vav nun gelir. İsimlerde ise dediğimiz gibi mükesser olarak gelebilir, musahhaf olarak gelebilir. İsimlerde sahih olarak kurallı cemi yapmak istiyorsanız vav'dan nun eksik. Tabii bunu her isimde yapamıyorsunuz. O isim ya alem isim olacaktır arkadaşlar veyahut da sıfat isim olacak. Şimdi Nasir herhangi birisinin alem, özel ismi değil. Özel isim olmadığı için bunu efendim ikinci bir şıkkı var. Alem sıfat isimli olursa sonuna ne getirirsiniz? Vav, nun getirebilirsiniz. İşte bu bir sıfat isimdir. O yüzden bunu vav, nunla cemileyebilirsiniz. Özel isimlerde mesela Ahmet, Ahmedun, Ahmedun, Ahmedani, Ahmedu, Ahmedani, Ahmedune şeklinde cemileyebilirsiniz. Ama hem özel isim, özel isim değil, hem de sıfat isim değilse onlara mesela vav, nunla cemileyebilirsiniz. Mesela racul, adam demek. Adam özel bir isim değil. Herkese, her erkeğe kullanılır. Sıfat isimde değil çünkü nasır gibi, yardım edicilik gibi bir vasfada ne yapmıyor? Delalet etmiyor. İşte bu kelimeyi racülün, racülân, racülûne şeklinde arkadaşlar anlamasınız. Vavlumunu getiremezsiniz. O sonra cemî mükesser kalıplıdır. Racülün, racülânî, Arap'ını rical şeklinde cemiler. Cemî mükesser gelir. Bu kuralları daha sonra göreceğiz. Şimdilik şu kadar da bilmenizi istiyorum. Vavla, nunla, musahhah olarak cemî yapmak istiyorsanız iki şartı var. Ya alem olacaktır, özel isim olacaktır. Ya da arkadaşlarım olacaktır, sıfat isim olacaktır. Nasir doğru gibi. Racul gibi hem özel isim olmayan hem de sıfat olmayan bir kelimenin ne yapamazsınız? Vavlanunla cemili yemezsiniz. Evet. Nussarun, Nussarun, Nasaratun bunlar mükesser demiştik. Müenneslerde işte onu söylüyorduk. Müzekkerlerde, erkeklerde musahhah olan cemi vavlanunla yapılır.
Bayanlarda ise arkadaşlar bu nasiratun elif ta ile yapılır. Yani vavnun elif ta, bunları unutmayın. Vavnun erkeklerde kurallı cemi yapmak için. Ka elif ta, elif ta da arkadaşlar bayanlarda kurallı cemi yapmak için. Nasiratun, nasiratani, nasiratun. Nasiratun o zaman ne oluyor? İsmi fail, cemi müennes manası yardım edici bayanlar oluyor. Bir de nevasül arkadaşlar, bu da aynı manada ancak bu bayanlar için cemi mükesser, kuralsız cemi yine. Bakın aslı olan nasiratun bozulmuş, nevasif şeklinde olmuş. Bu da nasıl yukarıda erkekler için nussarun ve nussarun, nasaratun bunlar cemi mükesser, kuralsız cemi ise nevasif fe'a yani fevail vezinde arkadaşlar bayanlarda kullanılan cemi vezinlerinden bir tanesidir. Mükesser bir cemidir. Nevasiru yine manası ismi fail, cemi müennes mükesser, kuralsız cemi manası yardım edici bayanlar. Anlaşıldı. Bunu da geçtim. Ondan sonra geldik ismi mef'ul. İsmi mef'ul arkadaşlar neydi? Failin yapmış olduğu işten etkilenen kişi. İşte yardım ettiğiniz, yardım gören kişi nedir? Mensurdur. Katele öldürdük, öldürdük kişidir. Katil öldüren ismi fail, öldürdüğü maktul. Ketebe yazmak, yazan katil, yazdığı mektup. İşte darabe dövmek, darik döven, medrub dövülendir. İsmi mef'ul buradan gelir. Şunu söylemiştik. İsmi mef'ul madem ki failin yapmış olduğu işin vuku bulduğu, kendisiyle alakalı olduğu şahıstır. O zaman bu fiili nasıl bir fiil olması lazım? Geçişli bir fiil olması lazım. Geçişli bir fiil değilse o ne yapmayacaktır? O fiil birisiyle alakalı olmayacaktır. Birisiyle alakalı olmayınca da oradan ismi mef'ul türetmek mümkün olmayacaktır. O yüzden bir fiilden ismi mef'ul türetebilebilmeniz için muhakkak o fiili nasıl fiil olması lazım? Geçişli fiiller. Şimdi Arap dilindeki biz fiilleri nesnelerine göre ayıracağız. Nesnesi yani uygulanmış olduğu efendim kişi, şahıs veya nesne neyse ona göre fiillerde geçişli ve geçişsiz. Arapçada lazım ve müteaddi derler buna. Lazım fiil, müteaddi fiil. Lazım fiil geçişsiz demek. Yani yapan kişiyle sınırlı kalır. Başkasına geçmez. Müteaddi de geçişli fiil demektir. İşte Nasara böyle bir fiildir. Nasara Zeydun Amr'a. Zeyd Amr'a yardım etti. Zeyd'in yapmış olduğu yardım işi kime taalluk etmiştir? Kime geçmiştir? Efendim Amr'a geçmiştir. O yüzden bu geçişli bir fiildir. O yüzden Nasir'den, Nasara fiilinden ismi faiz üretebildiğiniz gibi ismi mef'ulde ne varsa üretebiliriz. Katele de böyledir. Katele tuşu da kullanılan fiil. Maktul kelimesi. Buradan örnek verecek olursak öldürmek geçişli bir fiildir. Siz efendim öldürme fiilini yaparak katil olursunuz. Öldürdüğünüz kişi de bu fiil ona taalluk ettiği, ona geçtiği için de efendim öldürme fiilinden kişi etkilendiği için o fiilden etkilen kişi ne dersiniz? Maktul diyebilirsiniz. Ama haraca mesela böyle bir fiil değildir. Haraca çıktı. Bu tamamen kişinin şahsıyla alakalı bir şeydir. Yani kişinin çıkması, bir yerden çıkması ne yapmaz ki bir şahsı etkilemez. O yüzden makruç diye ismi mef'ul yapmaz haraceden gelmez. Zehebe'de gitmek manasındır. Ondan da gelmez. Zehebe'den zahip anlamında gidici gelir ama mezhub anlamında gidilmiş falan gelmez. Onun kuralları var. Bir fiil nasıl müteaddi olur veya nasıl geçişli olur onların da yeri geldiğinde kurallarını göreceğiz. Lazım fiillerin müteaddi yani geçişsiz fiillerin geçişli olması kuralları göreceğiz. Şimdilik kafanızı karıştırmak istiyorum. Sadece şunu bilin. İsmi mef'ul hangi fiilden gelir? Geçişli. Arapça ifadesiyle müteaddi fiiller gelir. Burası anlaşılmıştır. Mensurun, efendim. Yani Arapça tarifi ma vuku aleyhi fi'lül fa'ilindir. İşte bu vuku'yu nasıl tarif edeceksin? Senin yapmış olduğun fiil etkilenen diyoruz. Türkçe'ye böyle tarif edeceksin. Yani senin yapmış olduğun fiil geçti diyoruz. Çünkü Türkçe'de geçişli veya geçişsiz diyoruz. O yüzden şöyle diyebiliriz Türkçe tarif olarak. Failin yapmış olduğu fiilin geçmiş olduğu şahısa verilen isme derler. İsmi mef'ul. İşte yardım, bana sana yardımım dokundu, sana yardımım geçti, sana iyiliğim geçti, iyiliğim olduğu anlamında geçişli ve geçişsiz olarak Türkçe'ye tercüme edildiği için o zaman tarifinde geçişli fiili de öyle yapmak lazım. Nasıl yapmak lazım? Failin yapmış olduğu fiilin mef'ule ne yapmasıdır? Geçmesidir. Geçişli fiil. O zaman ismi mef'ul odur. Ya, failin yapmış olduğu fiilin geçmiş olduğu şahsa verilen isimdir. Müteaddi. Yani Türkçe'de kullanılan bir şeydir. Müteaddi, taaddi etmek, haddi aşmak, haddi geçmek, sınırı geçmek anlamında. Zaten Türkçe'de kullanılan bir şeydir.
Evet. Zaten ismi mef'ulün yapım eklerini de haber göstermiştik. Onlar üzerine durmuyoruz. İşte ismi mef'ul yaparken bir tane ismi mef'ul mimi getiriyorsunuz. Araya bir de ismi mef'ul vav'ı getiriyorsunuz. İsmi mensurudur. Asıl kökümüzde mesela neydi? Nasara. İşte Arap diline mesela bükümü yapan budur. Türkçe'de demiştik ki Türkçe eklemeli, bağlantılı bir dildir. Yani bütün yapım ekleri de çekim ekleri de kelimenin neresine gelir? Sonuna gelir. Ama Arapça'da sonuna gelebiliyor. Burada olduğu gibi yapım ekleri bir başına gelmiş, bir ortasına gelmiş. O yüzden kelimeyi büküyorsunuz. Yani halden hale. Sarf zaten çevirmek demek. Sarafa bu. Çevirmek. Kelimeyi halden hale yapıyorsunuz. Çeviriyorsunuz. Kalıptan kalıba koyuyorsunuz. O yüzden bu bir bükümlü dil. Türkçe olarak ifadesi böyledir. Bükümlü dil oluyor. İşte bunun şeyini gösterdik. İsmi mef'ulün yapım ekleri mim ve vav'dur. İsmi mef'ul mimi ve ismi mef'ul vav'u derler bunlara. Mensurudur. Ama biz onları yukarıda görmüştük. Emsile-i muhtelife'de yapım eklerini anlatırken bir dahaki girmiyoruz onlara. Tekrardan neye giriyoruz? Konumuz burada çekim ekleriydi. İsmi mef'ulü çekim ekleri, mavi olanlar. Aynı ne gibi arkadaşlar? Tıpkı ismi fail gibi. Zaten isimlerde bir ne yapmaz? Çekim ekleri değişmez. Mensurun, mensurani, mensurun, mensuratun, mensuratani, mensuratun, bir de bunun menasi bir şekilde neyse var, cemî ve nesle mükessel kalıyor. Mensurun o zaman ne? Mensurun, ismi mef'ul, müfret ve müzekker, manası yardım olunmuş bir, efendim, ters. Mensurani, ismi mef'ul, tesniye, müzekker, manası yardım olunmuş iki, iki erkek. Mensurune, vavmun, yine geldi görüyorsunuz cemî müzekkerlerde. Efendim, ismi mef'ul, cemî müzekker, musahha, yani kurallı cemî, vavlanımla gelmiş, manası yardım görmüş, yardım olunmuş. Efendim, üç veya daha fazlası olduğumuz zaman cemî diyoruz, çoğul erkekler. Mensuratı ben çekiyorum. Mensuratı, ismi mef'ul, müsret, müennes, manası yardım görmüş bir kadın. Mensuratani, ismi mef'ul, tesniye, müennes, manası yardım görmüş iki kadın. Mensuratun, yardım görmüş çok kadın. Ama bu tabi cem'i musaha arkadaşlar. Elif'ta müennesin cem'i musahadır. Vavnun da müzekker. Menasüller şekilde. İsmi mef'ul, cemi mükesser, müennes, manası yardım görmüş çoğul efendim kadınlar. Bitti. Tekrar 24 tane muhtelif sigamızdan 6.sına gitsin arkadaşlar. El cehbul mutlak, lemme olan. Şimdi bize demiştik, fiil muzari yen soruydu değil mi? Nasara fiili mazi yen soru, fiili muzariydi. Fiili muzari ama yen soru nasıl bir? Olumlu bir kalıptı. Nasara, o da olumlu, yardım etti. Bunları olumsuz yapmak isterseniz, yani yardım etti de etmediyse ne diyeceğiz? Etmediyse, bunu Arap dilinde ifade etmenin birkaç yolu vardır. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar, fiili muzarinin başına lem getirmektir. Bu kalıp olarak nedir? Fiili muzaridir. Ama mana olarak artık nedir? Mazidir. Anlaşıldı mı? Kalıp olarak sarf neyle ilgilidir? Biçim bilimidir. Morfolojilikler, biçimiyle ilgilidir. Biçim olarak baktığında yen sorunudur. Müzari kalıbıdır. Ama mana açısından bu artık müzari olmayacaktır. Geçmiş zaman olacaktır. Geçmiş zamanda bir fiilin olmadığını ifade etmek isterseniz Arapça'da kullanacağınız işte birkaç kelime kalıbından bir tanesi budur. Yalnız geçmiş zamanda arkadaşlar fiilin olmadığını, olumsuzluğu ifade ederken bunun birkaç çeşidi var. Geçmiş zamanda bir defa olmadıysa veya hiç olmadıysa lemi kullanabilirsiniz. Buna biz cehd-i mutlak diyoruz. Mutlak ne demek? Geçmiş zamanın ister tamamını kaplasın, ister bir bölümünü kaplasın. İçine de kullanabiliriz. Yani mutlak olarak her ikisine ne yapabiliriz? Lemle nefi edebiliriz. Olumsuzlayabiliriz. Ancak geçmiş zamanın tamamında bu olmadıysa, hiç olmadıysa o zaman ne kullanırsınız? Lemma kullanırsınız. Yani hiç olmadı. Henüz şu ana kadar hiç olmadı. Bunu açıkça ifade etmek istiyorsunuz. O zaman ne kullanacaksınız? Lemma kullanırsınız. Geçmiş zamanda bir kere oldu, bir kere olmadıysa orada ne kullanamazsınız? Lemma kullanamazsınız. Yani bir gün yaptı, bir gün yapmadı. İşte lemma yensur. Henüz bugüne kadar hiç yardım etmedi manasını alamazsınız. Veremezsiniz. Arada böyle bir fark var. Daha farkları var. Lemma'nın lemle lemma arasında 4 tane fark var. Bunları nahivde inşallah bu harfin içerisinde göreceğiz. En belirgin farkı budur. Lemma geçmiş zamanın tamamında bir işin olmadığını bir iki cümlede tevakkul ettiğimiz beklendiği ifade eder. Yani olmasını bekliyorsan işte
Burada mesela çalışıyoruz. Her gün gelen bir arkadaşımız var. Ahmet geldi mi? Henüz gelmedi. Ama geleceğini bekliyoruz. Yani geleceğini beklediğin için ne dersin? Henüz gelmedi der. Değil mi? Böyle bir beklentin yoksa henüz falan kullanmaz. İşte lemmada bu iki mana var. Bir, fiilin geçmiş zamanda hiç olmadığını bilir efendim. Ama olmasının beklendiğini ifade eder. O yüzden bunları cehd-i mutlak ve cehd-i mustavrak diyor. Cehd-i mutlak geçmiş zamanın tamamında da bir kısmı da olabilir. Cehd-i mustavrak demek istigrak etmek, bir şeyi kapsamak demek. Yani geçmiş zamanında bu hiç olmadı. Cahd, inkar manzarası. Cahade. Ve cahadu biha ve isteykaletha kulubu. Kur'an'da ayet olarak geçer. Cahade kelimesi kullanılır. Onlar kalpleri efendim ona yakinen onun gerçek olduğunu anladıkları halde Kur'an'ı yapmışlardır. Cahadu inkar etmiştir. Cahd inkar yani olumsuzlamak mutlak olarak ne demek? Geçmiş zaman tamamı ayrı bir kısmı. Cahd-ı müstavrak cehd yazıyor. Heyli okuyoruz ama böyle alışmışsınız ama cahd halı oluyor. Cahd-ı müstavrak demek lazım. Geçmiş zamanın tamamını kaplayan olumsuzluk. Anlaşıldı mı? Geçmiş zamanın tamamını kaplayan lem var. İşte lem yansur. Geçmiş zamanda yardım etmedi. Bunu ifade etmek istiyorsan fiili muzariyi alıyorsun. Başına bir tane lem getiriyorsun. Bu lem arkadaşlar söylemiştik. İki türlü amelde bulunur. İki türlü tesirde bulunur diyelim. Birisi lafzendir. Yansuru idi. Sonun ne haber? Cezmeler. Yansur olur. Bunu böyle ifade edeceksin. Lem yansuru diye okuyamazsın. Lem yansur diye lafzi olarak bir tesiri vardır. Manen tesiridir arkadaşlar. Bu manen tesiride ikidir. Bu normalde fiili muzariydi. Değil mi? Ve müsbetti. Ne yapar onu? Müzariden maziye çevirir. Bir. Bir de onunla var. Olumsuz hale getirir. İki. Lafzen tesiri bir tane. Kelimenin sonunu cezmetmesi, sükunlu hale getirmesi. Manen tesiri ise iki tane. Müzari olan, yani şimdiki ve gelecek zamana değer eden bu fiili alır, maziye çevirir. Bir de çevirmekle bırakmaz orada onu. Olumsuzlaştırır. Anlaşıldı mı? İşte geçmişte hiç olmamış veya geçmişin bir zamanında olmamış bir iş için lem yansur diyebilirsin. Ama geçmişin bir zamanında olmuş, bir zamanında olmamış bir iş için lem ma yansur diyemezsin. Mesela anlaşılmıştır. Örneklerini verip geçiyorum. Lafzi arkadaşlar haberiniz için önemli. Çünkü saf biçim bilgidir. Biçimi çok iyi ezberlememiz gerekir. Biçimi yanlış telaffuz ederseniz yanlış anlaşılmalara sebebiyet verirsiniz. Lem yansur fiili muzari binası malum demiştik. Değil mi? Fiiller efendim etken ve edilgen olmak üzere iki türlü çatıya sahiptir. Etken failine baktığınız zaman da. Etken çatılı. Yani bizzat orada bir iş yapan birisi var. Şimdi lem yansur'da gerçi burada yardım etmemiş. Ama bunu mutlak olarak düşündüğümüz zaman da lemsiz. Yansur nedir? Yardım etme fiili. Yunsarsa yardım olunmak. Orada bir fail yok. Edilgenlik var. Yardım eden ve edilen. İşte etmek ifade ediyorsa bu etkenlik ifade eder. Ona biz etken çatılı fiiller diyoruz. Arapçası bunun binası malum demek. Yani fiili yapan şahıs belli. Lem yansur işte kim abi? Zeyd, Ahmet, Mehmet. Ama lem yunsar yardım olunmadı. Bir adama birisi yardım etmemiş. Yardım etmeyen belli değil. Onlar da edilgen çatılı fiiller yani meçhul fiiller. Arapçası etken çatılı da malum. Edilgen de meçhul. O yüzden fiili muzari binası malumudur. Meçhul olduğunu nasıl anlıyorsun arkadaşlar? Bütün meçhul fiillerine mesela ilk harfi nedir? Zammeli. Ötre demiyoruz. Lem yun sar ve fiili muzari sondan bir önceki harfi nedir? Fetalıdır. Lem yun sar. Bunları göreceğiz. Bunlar bittikten sonra tekrar bunların meçhullerine edilgen çatılı fiillere geçeceğiz. Orada bunları da göreceğiz. Lem yun sar yardım olunmadı. Lem yansur yardım etmedi. Bu kadar basit. Evet. Geçti. Lem yansur fiili muzari binayı binası malum yani etken çatılı fiil. Müfret fiili muzari ama cehdi mutlak onu söyleyeceğiz. Fiili muzari cehdi mutlak yani geçmiş zamanda bu fiili mutlak olarak mevcut. Ne demek mutlak olarak? Bir kısmında bayağı hepsinde. Cehdi mutlak, müfret müzekker manası, yardım etmeli bir gayet er, geçmiş zamanda efendim tümünde veya bir kısmında. Mutlak olduğu için her ikisindeki de bir mesela lem yelit Allah için Allah doğurmamıştır. Şimdi bu geçmiş zamanın bir kısmı doğurmamıştır haşa. Doğurmuştur manası çıkarır mı? Çıkaramazsınız. Orada istigrak manasının olduğunu nereden biliyoruz? Allah'ın zatı sıfatı olduğundan. Allah hiçbir zaman için doğmuş veya doğurmuş
değildir. Oradaki lem de ne anlamlıdır? İstigrak anlamlıdır. Efendim bunu nereden anlıyoruz? Çünkü bu Allah'ın izah sıfatıdır. Allah'a haşa hiçbir zamanın herhangi bir kısmında doğduğunu veya doğrulduğu istenilen bir insan doğmuşumdur. Hristiyanlığı, işte teşkil inanlığı, yani kafir olmuşumdur. O yüzden o manayı bazen ne yapacağız biz? Sözün karinelerinden de çıkartabiliriz. Evet. Lem yansur. Lem yansura. Fiili muzari. Cehd-i mutlak. Minas-ı malum. Müfret. Teşkiye müzekker manası. Yardım etmeyerek gayetlerle geçmiş zamanda. Arkadaşlar burada ne oldu? Bizim nunumuz vardı hatırlarsınız. Yansur, yansurari de bir nun vardı. Bunun düşler olacak. Bu nun zaten arkadaşlar göreceğiz. Şimdi Arap dilinde kelimelerin ref hali, nasb hali ve cer hali, bir de cezm hali. Dört hali vardır. Ref, nasb, cer, cezm. Ref hali dediğimiz ne demektir ref hali? Başında herhangi bir nasb edici veya cezm edici veya cer edici bir şey yoksa bir kelime sonra ne olur? Ref hali olur. İşte fiili muzari mesela yensuru başında lemler cezm ediyor. Lenler efendim ne yapıyor? Nasb ediyor. Böyle bir şey olmadığında bu ne halidir? Ref âli dediğimiz halidir. Onun ref âli ve terşe nedir bu? Nundur. İşte bunun lem cezmedici bir arkadaşlar harf olduğu için eğer kelimenin sonunda böyle elif nun ziyadesi yoksa son harfin nesini alır? Harekesini alır. Anlaşıldı mı? Yok elif nun varsa o zaman oradaki nunu alır. Anlaşıldı mı? Bu da cezm alametidir. Lem yansur, lem yansurar, lem yansuru. Bu neydi aslında? Yansuru neydi? Aynı nun, buradaki nun arkadaşlar ne? Ref alametidir. Yani fiili muzarenin başında herhangi bir cezmedici veya nasbedici harf yoksa kimletekim lem nasıl bir harf? Cezmedici bir harf. Az sonra göreceğiz. Lem nasıl bir harf? Nasbedici bir harf. Böyle bir harf yoksa bu fiiller o nunlarla beraber okunur. Yansuru, yansurani, yansurune. Ama cezbedici bir harf mesela. Lem yansur. Sade harf geliyorsa harfin harekesi düşer. Elif nun geliyorsa lem yansura neydi? Yansura. Yine vav nun geliyorsa nun da ref alametidir. Lem yansuru neydi? Lem yansuru şeklinde nun ne var arkadaşlar? Düşer. Anlaşıldı mı burası? Lem tensur. Sırf harf geldiği için ne olur? Harekesi düştü. Lem tensura neydi? Nun düştü. Lem yansurne. Hocam buradaki nun düşmedi. Niye düşmedi? Bu arkadaşlar bayanlara davetlen bir nundur. Bu niye düşmez? Çünkü bu düşerse lem yansurla şuradaki lem yansur aynı olur. Sonra arkadaşlar bu şey de değildir. Ref alameti de değildir. Biz ne demiştik fiili mazide? Nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarne. Buradan sonra film nun. Nasarte, nasarti, nasartu, nasarna. Buradaki neyler, buradaki te, ti, tü, na. Neydi bunlar? Fiilin faaliydi. Bunlar fiilin faalidir. Bunlar alamet falan, ref alameti falan zaten değil. Bizzat fiilin faali. Fiilin faali olduğu için de ne yapıyorduk? Sondan bir önceki harfi cezmediyorduk arkadaşlar. Bu hem faildir, ondan dolayı düşmez. Hem de arkadaşlar düşürecek olsan lem yansurlar arasında fark kalmaz. O yüzden cemî müennes nunlar arkadaşlar ne yapmaz? Fiili muzaride düşmez. Mazide zaten hiçbir şey düşmez. Mazide arkadaşlar bu cezm, onu da söyleyeceğim. Cezm edici nasb edici harfler. Bunlar ne yapacaklar? Cezm edici harfler. Fiili mazinin başına direkt olarak gelip lafzen amel etmez. O yüzden biz Arap dilindeki kelimeleri mebni ve muret diye, yani sonu değişen ve değişmeyen. Mebni demek bina edildiği halde, yani nasıl bir kalıbı dönüyorsa o kalıpta kalan. Yani yapısı, biçimi değişmeyen. Bunlar mebni kelime olacak. Fiili mazi bunlardan bir tanesidir. Bir tanesini daha size söylemiştim. Arap dilinde demiştik kelimeler üç çeşittir. İsimler, fiiller, harfler. Biz şimdi hep neler koyduk? İsim ve fiillerin çekimini gördük. Harflerin çekimini gördük. Niye? Çünkü dedik ki Arap dilinde harfler mebnidir, onların çekimi falan söz konusu değildir arkadaşlar. Anlaşıldı mı? İşte bu mebni kelimeler, sonu değişmeyen kelimeler, bir de muğre, sonu değişebilen kelimeler vardır. Fiili muzariler normal itibariyle görüyorsunuz sonları ne oluyor? Nunlar düşüyor, geliyor, harekeler gidip gelebiliyor. Normal haliyle muğrettir, yani sonu değişebilen bir kelimedir. Ancak cemî müennesler bundan nedir arkadaşlar? Müstesnadır. Kadınların efendim kadınlara devletler. Cemî müennes nunları ne olur arkadaşlar? Arap dilinde fiil muzariler muret olduğu halde, değişken olduğu halde bunlar nedir?
mebnidir. Bu mebnilik tabi nasıl oluyor onlara anlatacağız. Evet. Lem tensur, lem tensura, lem yensur ne? Şimdi normalde arkadaşlar biliyorsunuz burada gaib sigasına geçtiğimizde bayanlara geçtiğimizde ne oluyor? Bu C neye dönüyordu? T'ye dönüyordu. Cem içinde tekrar bu Y arkadaşlar ne oluyordu? T yine Y dönüyordu. Niye? Çünkü yerine gelecek lem tensuruna gelecek. Mukatap olan kadınlar. O yüzden bu farkı unutmuyoruz. O zaman okuyoruz. Lem yensur, lem yensura, lem yensur. Lem yensur bir erkek yardım etmedi geçmiş zamanında. Lem yensura iki erkek. Lem yensuru üç ve çoğul erkek. Lem tensur bir kadın. Lem tensur mukatap erkek de olabilir. Bunu söylemiştik. Bu iki kalıp efendim nedir? Şekil olarak birbirinin aynısıdır. Bunları nasıl ayırırız? Cümle içindeki kullanımından ayırırız. Lem tensur, lem tensur. İkisi kalıp olarak aynıdır. Fakat mana olarak cümle içerisinde kullanıldığı zaman da manaları değişir. Lem tensur, lem tensura, lem yensurna. Lem tensur bir kadın yardım etmedi. Gayet zaman geçmiş zamanda. Gayet kadın. Lem tensura iki kadın yardım etmedi geçmiş zamanda. Lem yensurna üç veya çoğu yani cemi kadınlar yardım etmediler geçmiş zamanda. Lem tensur sen yardım etmedin geçmiş zamanda. Lem tensura siz ikiniz iki erkek. Lem tensuru vav geldi bakın. Arkadaşlar elif nun düştüğü zaman da lem tensuru neydi aslında bu değil mi? Oradaki nun düştüğü zaman buraya ne geliyor arkadaşlar? Bir elif gelir. Bu ne elifiydi? Nasara, nasara, nasara da size söylemiştim. Bu cemi elifidir. Bu vavın cemi vavı olduğunu, nakıs vavı var bir de onu söylemiştik. Yani bir vav daha var Arap dilinde. Çok vav var. Bir tane değil, keşke bir tane olsa karıştırmayın. Bu vavlardan bir tanesi cemi vavıdır. Yani kelimenin aslından değildir. Kelimeye sonradan geliyor, o cemi vavıdır. İşte o vavla kelimenin aslından olan vav karıştırılmasın diye ne yapılır? Cemilerde sonuna bir tane elif getirilir. Tabi yazılmayacak. Çünkü karıştırmaması için kişinin o yazılması gerekir. Evet, lem tensur. Sonra geçtik muhatap bir bayan yardım etmediğini söyleyeceksin. Sen yardım etmedin, muhatabım olan bir bayan geçmiş ama nasıl diyeceksin? Lem tensur. Tensurine yardım edersin di. Lem tensuriyen nurçudur. Çünkü oradaki nur ref alametidir. Lem tensuri fiili muzari, zehri mutlak, binası malum, misret, mühennes, muhataba. Efendim manası yardım etmedin sen bir hazır mukataba bayan geçmiş zamanda. Anlaşılıyor değil mi? Lem tensura siz iki bayan. Lem tensur ne? Siz üç veya çok kadınlar. Lem ensur ben. Lem nensur biz. Geçtim mi? Lem ma yaparsanız aynı şeyde. Hiç değişen bir şey yok. Lem ma da cezmeder. Fark neydi? Geçmiş zamanda hiç olmamıştır ve olması bekleniyordu. Anlaşıldı mı? O zaman ne oldu? Lem ma yansur henüz yardım etmedi ama bekliyoruz birinin yardım etmesini. Lemma yansura, lemma yansuru siz cemiyet gayip erkekler. Lemma tensur, gayip bir kadın. Lemma tensura, iki gayip kadın henüz yardım etmedi bekleniyor. Lemma yansura, o gayip kadınlar yardım etmediler, bekliyoruz. Lemma tensur, sen yardım etmedin bir muhatap erkek. Lemma tensura, siz yardım etmedin iki muhatap erkek. Lemma tensuru, siz yardım etmediniz. Üç ve fazlası mukatap erkekler. Lemma tensuru sen yardım etmedin bir mukatap hanım. Lemma tensuru siz iki hanım. Lemma tensuru siz hanımlar. Lemma ensur henüz ben yardım etmedim. Çok beklersiniz yardım etmeyebilirim. Lemma ensur biz yardım etmedik ama bekleniyor. Evet burası da anlaşıldı. Lemme lemme arasında fark yok. Amel olarak aynıdır. Lafzıcı amellerde cezbederler. Manen amelleri biraz farklıdır. Aradaki farkı da söyledik. Geçtim mi buradan? Emsile-i muhtelifede yapım eklerinde yedincisi arkadaşlar neymiş? Nef'ül hal. Nef olumsuzlamak, hal şimdiki zaman demek. Şimdiki zamanda bu işin olmadığını ifade etmek istiyorsanız şimdi maziye verdik olumlusunu, nasara. Müzarisini verdik. Müzari hem şimdiki zaman hem de gelecek zaman içerisinde. Sonra mazinin olumsuzlamasını gördük. Şimdi gelecek kimin olumsuzlamasını göreceğiz? Fiili müzarinin olumsuzlamasını göreceğiz. Ancak fiili müzariye gelen arkadaşlar ekler şimdi normalde müsbet, olumlu olduğu zamanda kaç zamana dert ediyordun? İki. Hem şimdiki zamana değil mi fiil-i muzari? Yen suru dedim mi şu anada içinden alır, gelecek zamanın içine alır. Ama arkadaşlar fiilleri olumsuzladığınız zamanda onların şimdiki zamanda olumsuzlaması farklı. Gelecek zamanda olumsuzlaması farklıdır. O yüzden burada fiil-i muzari'nin olumsuz hallerini görürken birden fazla edat kullanacağız. Evet, şimdi olmadığını işte ifade etmek istiyorsanız nef'ül hal şu anki zaman, hali hazır. Nef olumsuzluk demek.
Yani şu anki zamanı olumsuzlamak, o fiilin şu an yapılmadığını ifade etmek istiyorsanız tek yapacağınız bir şey var arkadaşlar. O yem surunun hiç kalıbını bozmuyorsunuz. Başına bir tane geliyorsunuz sadece. Ma getiriyorsunuz. O zaman ma arkadaşlar ne yapar? Fiil-i muzar üzerinde lafzi olarak ne yapmaz? Herhangi bir tesirde bulunmaz. Manevi olarak bir tesirde bulunur. İki türlü. Hem olumsuzlar hem de olumsuzluğu hangi zamana kayıtlar? Şimdi yardım etmiyor. İleride ne yardım edecek? O bilinmez. Tamam mı? Ma'yan sorma ne demek? Fiil-i muzari. Efendim, binası mağlup, nefi hal, müfret, müzekker, gayip manası yardım etmiyor bir gayipler. Şimdiki tamam. Anlaşıldı mı? Ma'yan soru, ma'yan soran, ma'yan sorunu. Hiç değişen bir şey yok. Çekim ekleri yine aynı. Fiil-i muzari'de olduğu gibi. Zaten laf sende amel etmediği için hiç problemimiz yok. Sadece başına ma getiriyoruz. Ma'yan soru, ma'yan soran, ma'yan soru ne? Ma'ten soru, ma'ten soran, ma'yan soru ne? Ma'ten soru, ma'ten soran, ma'ten soru ne? Ma'ten soru yine, ma'ten soran, ma'ten soru ne? Ma'ten soru, ma'yan soru. Mesela yardım etmiyor. Evet, yardım etmiyor. Peki, gelecek zamanda bu işi yapmayacaksa bunu nasıl ifade edeceğiz? Orada lazım. Nef'ül istikbal. İstikbal Türkçe de kullanılan bir kelimedir. Gelecek zamanda. Nef olumsuzluk. Gelecek zamanda bu fiilin adı açacak olmayacağını ifade etmek o zaman la bitmiştir. O zaman la yansuru der. La yansuru selmanu. Selman kimseye yardım etmeyecek gelecek zamanda. Diyecekseniz o zaman la yansuru desin arkadaşlar. Evet. O zaman bunun manası ne? Fiil-i muzari. Binası malum nefi istikbal. O nefi haldi. Bu nefi istikbal. Müfret müzekker gayip manası yardım etmeyecek bir gayipler gelecek zamanda. La yasu yine amel, lafzi bir amel yok. Manen ameller yine iki tane manen ameli var. Olumlu için olumsuz yapıyor. Fiil-i muzari hem şimdiki zamana hem de gelecek zamana değerli derken artık sadece neye dayanacak? Gelecek zamanları elde edecek. Anlaşılıyor mu? Hızlı mı gidiyor? Hocam bir de teknik, çok teknik konuşuyorsunuz. Ben biraz altyapım eksik. İşte öyle bir problemimiz var. Ama biz dördüncü dersteyiz. Aynı şeyleri tekrar etmekten. O yüzden siz bir önceki dersleri takip edeceksiniz. Bunları internete koyacağız görüntülü olarak Allah nasip ederse. Onları takip edeceksiniz. Çünkü her gelen için biz bunu yapmak zorunda gelirsek 30. derste gelen bir arkadaşı düşünün. Bir de orada benim durumumu düşünün. Yani 30 dersi tekrar etmek zorunda kalır ki böyle bir şey söz konusu olamaz. Ama şunu yapıyorum. Bakın nef diyorum, olumsuzluk diyorum, istikbal diyorum, gelecek zaman diyorum. Ondan sonra nef istikbal, geleceğin olumsuzlanması diyorum. Bir kere bu istilazın açıklamasını yaptıktan sonra bir daha buraya geleceğiz. Nef-i istikbal. Nef-i hal ne demek? Şimdiki zamanın olumsuzlanması. Yani oldukça tercümeyle anlatmak istiyorum. Bakın 45 dakikamızı sadece ne gördük? İsmi mefulü gördük. Nef-i fiili mazinin nef-i gördük, olumsuzlanmasını gördük. Bir de şimdiki zamanda gelecek zamanın olumsuzlanmasını gördük. Takdir edersiniz hafta 2 ders yapıyoruz. Çalışılırsa biraz hızlı yol kat ederiz. Yani mesele de sadece hızlı yol kat etmek değil. Bir şeyler öğrenmek. Ama biliyorsunuz dersimiz 2 bölüm. Birinci bölümde teorik olarak bilgi veriyoruz. İkinci bölümde pratik yapıyoruz. Yani sunum olarak belki hızlı bir sunum olabilir. Gerçi şikayet edilen bir durum bu. Ancak çok şey anlatmıyorum. Biraz tekrar oluyor. Mesela gerideki dersleri tekrar ettik. Aynı şeyi birkaç defa söylüyorum. Bir de ikinci derste bunun için ne yapacağız arkadaşlar? Pratiğini yapacağız. O yüzden yani şu fiil-i muzariyle bitirelim. İşte fiil-i muzarinin mazinin olumsuzlanması, lemma, halin olumsuzlanması, ma, geleceğin olumsuzlanması, la, geleceği tekitle, pekiştirerek olumsuzlanması, len. Böylece en azından fiil-i muzari ile olan işimizi ne yapıyoruz? Bitirmiş oluruz. Onu da görelim. Ondan sonra bir ara verelim yatsınamak için. İkinci bölümde pratiğe geçeceğiz. Bu öğrendiklerimizi pratik olarak uygulamasını yaparız. Zaten 8 tane fiilimiz var. Onları unutmuş değilim arkadaşlar. Onları soracağım. Oradan devam ederiz. Evet. Anlaşıldı. Nefi istikbal, nef olumsuzlamak demek, istikbal gelecek zaman olumsuzlamak demek. Demek ki siz bir fiili, müzariyi, bir fiili daha doğrusu gelecek zamanda olumsuzlamak istiyorsanız fiil-i muzari alacaksınız. Başına bir tane la getireceksiniz. Lafzen hiçbir amel etmeyecektir bu la o fiil-i muzari üzerinde. Yani sondaki yen, sur falan, gece falan yapmayacaktır. Manen amel edecektir. Manen iki türlü amel edecek. Olumluyken olumsuz yapacak. Bir, tekrar söylüyorum. Fiil-i muzari Arap dilinde iki zamanda için alırdı. Şimdiki zamanda için alırdı. Gelecek zamanda için alırdı. Artık şimdiki zamanda için almayacak.
sadece gelecek zaman içinde bu adam gelecekte ne yapacak? Sana yardım etmeyecek anlamında. Şu an yardım edeyim olabilir. Anlaşıldı mı? La yansuru yardım etmeyecek bir gayipler gelecek zamanda. La yansurani yardım etmeyecek iki gayipler gelecek zamanda. La yansuruna yardım etmeyecekler üç gayipler gelecek. Üç veya daha olmaz. La tensuru yardım etmeyecek bir bayan. Tensuru te muhatap eşeğe döndük mü biliyorsunuz. Yapım eki bayanlarda ta oluyordu. La tensurani iki bayan. La yansurne üç ve çok bayan. La tensuru muhatap erkek için. Sen yardım etmeyeceksin bir muhatap erkeğin gelecek zamanda. La tensurani siz iki erkekler. La tensurune siz üç ve çok erkekler. La tensurine sen bayan. Zaten buradaki ya muhataba ya sizi bunu söylemiştik. La tensurani siz iki bayan. La tensurne siz bayanlar. La ensuru ben. La ensuru biz. Hızlı mı olur? Olmadı değil mi? Gelelim tekniğini bir sefer arkadaşlar. Bunu da okuyalım. Böylece ilk dersimiz bölümü bitmiş olalım. Arap dilinde arkadaşlar gelecekte yapmayacağınız fiili tekitlemek için yani pekiştirerek bunu söylemek istiyorsanız onu da ifade eden bir harf vardır. O da arkadaşlar len harfidir. Fiili muzarinin başına len getirilmek suretiyle bu işin gelecek zamanda asla olmayacağından dolayı ifade edebilirsiniz. La normal olumsuzluk olur. Ama pekiştirmek istiyorsan orada bir katliyet, efendim kesinlik sözüne katmak istiyorsan o zaman ne kullanacaksın? Len kullanacaksın. Evet. Len yansura. Felen tenaru birra hatta tuntikun imma tuhantin. Ayetlerden devamlı okuyun. Asla birre, iyiliğe, cennete, Allah'ın rızasına kavuşamazsınız. Hatta tuntikun imma tuhantin. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda vermedik diyor. Velen terda ankel yahudu velen nesara hatta tettibiyya milletahum. Velen terda. Asla senden razı olmayacaktır anke. Yahudi ve Nasara, Yahudi ve Hristiyanlar hatta tekfirliğe millet olup onların cümle uymadıkça hiçbir Yahudi ve Hristiyanlar senin efendim memnun etme söz konusu değildir diyerekten Yüce Rabbimiz len harfi getirmek suretiyle Yahudi ve Hristiyanların onların dinine tabi olmadıkça, onlar gibi olmadıkça onların bizden asla, gelecek zamanda asla razı olmayacaklarını ifade etmektedir. İşte bu anlamı ifade etmek için len kullanırsınız. Len arkadaşlar o zaman ne var? İki türlü ameli var. Bir lafzı ameli var. Lem, lemma cezmediyordu. Yani sonunda sükun getiriyordu. Lem derdi sana bak kelimenin sonunu nasp eder. Bu müfred olanda yani yansurdu arkadaşlar bu nasp neyledir? Feta iledir. Yansuruyken ne olur? Yansura olur. Fakat tes neden aynı gibidir? Cezimde oldu. Ne oluyor? Yansurani lem getirince lem yansurra diye nun düşüyordu. Lem de aynı şeyi yapar. Oradaki nun ne var? Düşürür. O zaman demek ki fiillerin tesniye ve cemilerinde 2 ve 3 ve daha fazla şahsada tesniye 2 idi, 3 efendim cemide 3 ve daha fazla olarak dendi. Bu fiillerin demek ki cezm haliyle nasb hali ne yapmıyor? Değişmiyor. Cezmetsen de nun düşüyor. Efendim nasb etsen de nun düşüyor. Anlaşıldı mı? Şimdi len ne yaparmış? İki amel yapar. Bir, la manen ameli. Manen ameli nedir? O müzariyi istikbale yönlendirir. Hem de ne yapar? İstikbalde tekitli olarak olumsuzlaştırır. Yansuru yardım ediyor veya edecek manasında olumlu bir fiildi. Her iki zamanında kapsıyordu. Olumsuzlaştırdı. Bir. Birinci manen ameli bu. Manen tesiri. İkinci manen tesiri de her iki zamanı değer ederken sadece artık neden ediyor? İleriki zamanı değer ediyor. Lafzı amelde arkadaşlar lafzen tesiri nedir? Fiilin sonunu nasp etmesidir. Bu tabi nasıplar değişiyor. Müfredse, yani surada olduğu gibi fethayla oluyor bu. Tesniye veya cem ise nunun düşmesiyle oluyor. Anlaşıldı mı? O zaman okuyorum. Len yansura. Yansuru demiyoruz. Len yansur demiyoruz. Cezim yok. Ref yok. Ref hali hangisi? Yansuru. Yani bir fiil arkadaşlar başında hiçbir şey yoksa burada olduğu gibi. Buna biz arkadaşlar ne diyoruz? Fiilin yalın hali. Başında nasp edici ve cezmedici yok. O zaman ne olur? Ref olur. Yansuru. Başına burada olduğu gibi nasb edici getirirsen sonu ne olur? Len olur. Yansura olur. Lem, lemma gibi cezm edici getirirsen lem yansur, lemma yansur diye cezm olur. Lem, yansur, lem yansura. Bak, fiil-i muzari. Minası malum. Tekkid-i nefi istikbal. Tekkid, tekiştirilmiş, nefi, olumsuzlama, istikbal gelecekte. Yani geleceğin
tevkifli, pekiştirilmiş bir şekilde olumsuzlanması demektir. Len yansura, fiil-i uzari, binası mağdur, tekbir etkisi var, müfret müzekker manası, yardım ettiği bir, asla yardım etmeyecek bir gayber gelecek zamandır. Binası söylemiştik. Bu Türkçe'de biz fiilleri etken ve edilgen diye çeviriyoruz. Yani işi yapan ve işten etkilenen. Anladım. Fiilde işi yapan bahsediliyorsa ona etken. Nasara Zeydun. Zeyd yardım etti. Bak burada yardım etti diye birisinin bir işi yaptığını anlatıyorsunuz. Bu etken çatılı fiil. Anladım. Bir de edilgen çatılı fiil. Yani bir iş yapılmış. Yapandan bahsediliyor. Nusira Zeydun. Zeyd yardım olundu. Yani birisinin yardım gördüğünden bahsediyorsunuz. Yardım ettiğinden değil. Bir işi yaptı, etti diye Türkçedeki bu ifadeleri kullanırsanız bu etken olur. Yardım edildi, yardım gördü şeklinde efendim kullanırsanız bu da edilgen yani meçhul olur. İşte etken çatılıysa malum, edilgen çatılıysa meçhul. Yani bunun da malum olduğunu nasıl anlıyorduk? İlk harf ne olur her zaman? Fetalı olur. Len yansura, len yansura, len yansuru. Len tensura, len tensura, len yansur ne? Nunları da mesela yine ne yapmıyor? Düşmüyor. Ama sonra len tensura, len tensura, len tensuru. Len tensuri, len tensura, len tensura. Len ensura, len yansur. Manasını veriyorum. Len yansura, yardım et, asla yardım etmeyecek bir zayıflar gelecek zamanda. Len yansura, çekerek okuyoruz. Asla yardım etmeyecek iki, efendim, gayet, yani üçüncü şahıs Türkçedeki. Gelecek zamanda. Len yansuru asla yardım etmeyecek o erkekler gelecek zamanda. Len tensura asla yardım etmeyecek o kadın gelecek zamanda. Len tensura asla yardım etmeyecekler o iki kadın gelecek zamanda. Len yansurne asla yardım etmeyecekler o kadınlar gelecek zamanda. Len tensura sen yardım etmeyeceksin asla gelecek zamanda mukadder erkek. Len tensura siz ikiniz asla yardım etmeyeceksiniz gelecek zamanda yine mukadder erkek. Len tensuru, buradaki vazifen bize erkek olduğunu gösteriyor. Siz yardım etmeyeceksiniz, efendim erkekler gelecek zamanda. Len tensuri, sen yardım etmesin muhatap bir kadın, çünkü iyi adam olamıyor. Len tensura, siz ki kadın. Len tensura, siz kadınlar. Len tensura, ben asla yardım etmeyeceğim. Len tensura, biz asla yardım etmeyeceğiz. Evet. Buraya kadar dersimizi özetleyecek olursak ne görmüş olduk bugünkü dersimizde arkadaşlar? Arap dilinde dedik, fiiller ve isimler ve fiiller çekime tabidir, diğerleri çekime tabi değildir. İsimler ve fiillerden, geçen dersimizde fiili maziyi biz fiillerden gittik, fiili muzara görmüştük, mastara görmüştük. Ondan sonra bir de ismi faile görmüştük. Bu dersimizde ismi mefulün çekimini gördük. Fiili muzara, fiili mazinin olumsuz olan lemler yapmasını gördük. Fiili muzareden, şimdiki zamanın olumsuzlanmasını, gelecek zamanın olumsuzlanmasını, bir de efendim, gelecek zamanın pekiştirilmiş şekilde olumsuzlanmasını yani 10 tane isim ve fiilin toplamda çekim eklediğini görmüş olduk. Böylece bu dersimizi bitirmiş oluruz. Dersimizin ikinci yarısında çekim yapmayacağız. Sadece pratik yapacağız. Pratiğe kalmak için arkadaşlar ikinci derste burada hazır bulunsunlar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.